Devam ediyoruz. 11.38 oldu saatimiz ve şimdi konuşacağımız başlık. Anne baba olmak dünyanın en güzel şeylerinden biri ama aynı zamanda da zor. Evlerde geçirdiğimiz bu son dönemde de aileler hep beraber daha çok zaman geçirdiler. Şimdi telefon hattımızda değerli bir konuğumuz var. Onunla doğal ebeveynlik konusunu konuşacağız. Çünkü bu konuda önemli çalışmaları var. Kendisi Uluslararası Doğal Ebeveynlik Attachment Parenting Türkiye platformunun kurucu lideri Doktor Sayın Aslıhan Onaran hattımızın diğer ucunda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi doğal ebeveynlik deyince belki şöyle bir şaşırabilir dinleyicilerimiz. Biz doğal ebeveyn değil miyiz? Ebeveyn olmak başka, doğal ebeveyn olmak başka kavramlar mıdır diye. Neden böyle bir kavramın içinde konuşacağız biz birazdan aktaracaklarınızı? Evet. Harika bir soru aslında. Hep söylüyorum, sanki neşeli sevinç der gibi oluyor doğal ebeveynlik. Aslına bakarsanız sezgilerimizi dinlediğimiz, hem bilgiden güç aldığımız hem de aslında kadim zamanlardan beri anne baba olmayı biliyoruz. Fakat modern çağda maalesef hem bilgi kirliliği hem de kaygılarımız, o günlük döngülerle sezgilerimizi, iç sesimizi dinlemeyi unutabiliyoruz. Doğal olanı unutuyoruz. Aslına bakarsanız doğal ebeveynlik derken tekrar doğal olanımıza dönebilme bağlamından bahsediyoruz. Zaten bahsettiğiniz temsilcisi olduğum bu arada kuruluş Attachment Parenting International'dır. Uluslararası Doğal Ebeveynlik Bağlanma Temelli Ebeveynlik Kuruluşu. Orada da en önemsediğimiz konu formüllerden, şablonlardan bağımsız olarak tekrar gücü ebeveyne teslim etmek. Kendi özellerinde bilgiye dayanarak doğru kararları verebilmelerini sağlamak, ki modern çağda anne babaların en büyük kaygısı o doğru olanı seçmek, öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi siz uzun yıllar Amerika'da önde gelen üniversitelerde öğretim görevlisi olarak var oldunuz. Pek çok önemli konularda, başlıklarda pek çok ilke liderlik ettiniz. İsterseniz bu çalışmalardan bahsedelim. Daha sonrasında doğal ebeveynliği iyice ne öğrenmek, bilmek istiyoruz. Evet, 15 yıl kadar Amerika'da Brown Üniversitesi'nde hem master ve doktora çalışmalarımı yaptım, hem de akabinde akademisyen ve araştırmacı, daha sonra STK lideri olarak bulundum orada. Toplumsal cinsiyet, özellikle toplumsal cinsiyet çalışmaları, şiddetsizlik ve iletişim bilimleri bütün çalışmalarımın yani multidisipliner olarak odaklandığım konulardı. Daha sonra iki oğlum, doktoram sırasında ilk önce büyük oğlum, daha sonra da küçük oğlum Berk ve Can ailemize katıldıktan sonra da aslında toplumsal dönüşüm için en önemli alanın aile olduğunu fark ettim. Fark ettik eşimle beraber ve bir şekilde sezgilerimizi dinleyerek, bağlantıda kalmayı öncelikli konumlandırarak içinde kendimizi bulduğumuz halinde bir ismi olduğunu daha sonraki araştırmalarımda fark ettim. Attachment Parenting, Türkçe'ye aslında bağlanma temelli ebeveynlik olarak da çeviriyoruz. Evet. 6 yıl kadar önce Türkiye'ye dönüş yaptığım dönemde de dünyanın en önde gelen bağlanma temelli ebeveynlik kuruluşu STK'sı olan Attachment Parenting International'ın Türkiye'deki sağ çalışmalarını sunmak üzere akreditasyonunu alarak ebeveynleri, uzmanları bir araya getirme amacıyla bir topluluk, en önemlisi bir topluluk, bir güvenli saha açmak amacıyla çemberler, eğitimler de sunmaya başladım. Çok da bu anlamda heyecanlı bir dönemde sizinle kesişiyoruz. İki gün kadar önce Attachment Parenting resmi kitabımız yayınlandı. Evet, kalpten bağlı. Onu da konuşacağız, vaktimiz var. Peki Attachment Parenting'in biraz prensiplerinden biz anlatmanızı isteyelim. Hani doğallık dediniz ya, bir anda aklımıza şey geliyor. Bu her şeye evet demek mi lazım? Her istediğinde çocuğun yanında olmak mıdır? Nedir çocuklarla etkili bir bağ kullanma, bağ kurma yöntemi, az önce dile getirdiğiniz bağlanma yöntemi? Burada bağımlılık asla değil. Bütün bu kavramların ayırdına vararak bize anlatır mısınız? Evet, evet. Aslına bakarsanız temelinde şiddetsizlik ve bir bağlantıda olma halinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu da aslında aileden aileye çok farklı olmakla beraber bazı ilkelerimiz var. 8 adet uygulama diyebilirim. Bunların hepsini uygulama mecburiyetinde olmadığımız ama kendi aile özeline uyarlayabildiğimiz haller var.
Bağlanma aslında yaklaşık 70 yıllık bir bilimsel araştırma geçmişi olan bir kuram. Son zamanlarda da bize özellikle sinir bilim alanından, psikiyatri alanından öyle çarpıcı bulgular gelmeye başladı ki, travma alanında özellikle. Bu erken yıllarda ebeveynin çocuğu, gerçekten çocuğun güvenli limanı olabilmesi, hiçbir şarta bağlı olmadan koşulsuz sevgimizi sunabilmenin aslında çocuğun dirayeti için ne kadar değerli olduğunu gösterdi bütün bilimsel araştırmalar. Dolayısıyla şu anda biliyoruz ki hem toplumsal dönüşüm için hem de mutlu, huzurlu bireyler yetiştirebilmek adına, hani hepimizin istediği odur ya anne baba olarak, bunun için aslında yapabileceğimiz belki en basit ve en önemli şey, özellikle erken çocukluk döneminde çocuklarımızla bu güvenli limanda buluşmak. Burada kesinlikle bir bağımlılıktan bahsetmiyoruz. Burada en çok kafa karışıklığı yaşanan konu da belki bu. Bebek tabii ki ilk yıllarda bize bağımlı, hayatta kalmak için, öyle değil mi? Beslenmesi, güvende olması, fiziksel güvenliği için bize bağımlı. En çok da güven arayışı değil mi? Sürekli siz bu kelimeye atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Zaten hani ona güvenli bağlanma örüntüsü de deniyor literatürde. En çok nasıl anlarlar anne babalar biliyor musunuz? Hani bütün literatürden, araştırmalardan, her şeyden çok öte, hani sezgisel olarak nasıl anlarlar bağda olduklarını, anda olduklarını? Ben hep şu örneği veriyorum. Bebeğinizle veya büyük çocuğunuzla bir aradasınız. Onun yüzüne bakıyorsunuz. O anda gerçekten onunla o anda olduğunuzu, onun gözlerinin içerisinde kendi yansımanızı görebiliyorsanız, gerçekten kendinizi o yansımada görebiliyorsanız, evet, çocuğunuzla o an bağlantıdasınızdır. Çünkü o noktada uyku ne zaman uyuyacak, yemeğini yeteri kadar yedi mi, eşim beni aradı mı, şuradaki şu konu geçmiş veya gelecekle ilgili kaygılarımız değil, tam olarak bu anda olmanın en somut sağlaması diyorum ben. Bebeğimizin, çocuğumuzun gözlerinde kendi yansımamızı gördüğümüz an belki de. Evet. Bu anda sonsuz bir şefkati o bebek hissederse de değmeyin keyfine. Evet, kesinlikle. Bebeğin, çocuğun hislerini biz etkileyemeyiz bu arada. Halil Cibran'ın da dediği gibi onlar hayatın çocukları. Ama kendimiz, bu şefkatin başlangıcı kendi iç dünyamızda, kendi hikayemizdeki belki de bir iç yolculuk, farkındalık. Kendimize şefkat gösteremediğimiz zaman. Aynen öyle. Öz şefkat bizim en temel denge ilkemizin belki de zeminindeki en güçlü öğedir. Kendimize şefkati gösterebilmek, kendimize bu öz şefkati gösterebilmek, çocuğumuza o içsel kaynağımızın hep güçlü olmasını da sağlayan en önemli belki de atlap geçmemiz gereken eşiklerden. Ve çoğumuz böyle bir ebeveynlik yaklaşımından gelmediğimiz için, geleneksel ebeveynlik yaklaşımlarında görmediğimizi vermek noktasında elbette tökezleyebiliyoruz. O da ebeveynliğin doğasında mükemmel değil, yeterince iyi bağlantıya geçme niyeti olan bir ebeveynlikten bahsediyoruz. Yoksa kitaplar, uzmanlar, herkes bize bir mükemmel çıtayı gösteriyor. Doğal ebeveynlik, bağlanma temelli ebeveynlik bize bir dakika tökezleyebilirsin. Çünkü yaşam böyle, ama onarma ve telafi için adım atman en önemlisi diyor. Orada kendimizi acımak veya kendimizi kurban gibi görmek, kendi geçmişimizden bazı anları, şu anki belki şiddet içeren davranışların sebebi olarak göstermek yerine hikayemizi evirmek, hikayemizi evirebilmek çok önemli. Dolayısıyla bence en bir ebeveynlik duruşu değil, bir dünya görüşü daha çok bu. Hani şiddetsizlik temelinde ve adım atmamızı. Çok doğru, çünkü bu kendiliğinden olabilecek bir şeydir. Eğer dediğiniz gibi hareket edebilirse ebeveyn. Şimdi bir konu var ki, çocukları disipline etmek. Çok kötü örneklerle karşılaşıyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bunun örneklerini de gördük maalesef. Çocukları disipline etmek için nasıl bir yöntem kullanmalıyız? Siz buna pozitif disiplin diyorsunuz. Yanlış uygulamaların zararları nedir? Çocuklar bundan nasıl etkilenir ve bu geleceğe nasıl yansır? Sadece bireyin, ailenin değil, toplumun geleceğine de bu yansır. Neler söylersiniz Sayın Onaran? Evet.
çok çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Şimdi bizim Attachment Parenting International kuruluşunun bilim kurulunda psikiyatr Profesör Bruce Perry vardır. Belki duymuşsunuzdur köpek gibi büyütülmüş çocuk isimli, özellikle çocukluk dönemi yaşanan travmaların maalesef tahrip edici yönlerini çok çarpıcı bir şekilde bize sunan da bir kitaptır bu. Kalpten Bağlı kitabımızda da pozitif disipline özel bir bölümümüz var. Çok detaylı ele alıyoruz. Burada belki bakış açımızı birazcık evirmek önemli olacak. Çocukları nasıl disipline edeceğiz diye bakmak belki sorun orada. Belki orada bir handikapa takılıyor ebeveynler ve belki de uzmanlar da. Şimdi nasıl uyumlanacağız, nasıl senkronize olacağız? Çünkü bağlantıya geçtiğimiz zaman zaten uyumlandığımız noktada çocukla zaten uyum içerisinde oluruz. Yine farklı bir davranışı yapmak isteyebilir. Fakat bağlantıya geçtiğimizde hepimizin geçmişinde öyle değil mi? Mutlaka. Bazı öğretmenler vardır. Belki o konuyu sevmezsiniz ama o öğretmenle bağlantıda olduğunuz için o derste en iyi halinizle olursunuz, öyle değil mi? Çok hani doğru. Çocukluğumuzda. Anne baba olarak da onları disipline yukarıdan parmak gösteren hani bir tutumdan çok daha demokratik, daha kapsayıcı bir halden bahsediyoruz. Ama bir liderlik var burada elbette. Bir takım. Takımda anne baba eş kaptan, sadece anne değil ya da sadece baba değil, bir otorite figüründen çok bir liderlik daha çok bahsettiğimiz. Ve çocuğumuza bakarken de bu pozitif disiplin yaklaşımında hem bir ebeveynlik yolculuğunda onu yolcumuz gibi görüyoruz. Dümende anne baba var, o güvertenin ucundaki o minik bilge yolcumuza bakıyoruz. Onun sinyallerine göre dümeni kırıyoruz zaman zaman. Ama aynı zamanda o bizim rehberimizde. Yani hem yolcumuz hem rehberimiz olduğunu fark ederek onun ihtiyaçlarını okumaya dayanır pozitif disiplin yaklaşımı. Çocuğumuzun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını fark etmeden onun davranışını bastırmaya, ötelemeye çalışmak sadece başka bir davranış problemi olarak çıkacaktır. Evet. Bu çok önemli. Ödül ve cezaya dayalı bizim sistemimiz maalesef, geleneksel biliyorsunuz Türk eğitim sisteminde de böyledir. Ödül ve cezadan bağımsız olarak çocuğumuzun doğru kararları verebilme becerisini geliştiren bir yaklaşımdır. Ve neye evet dediğimizin altını çizeriz. Hayırları oldukça dikkatli kullanırız. Örneğin vuran bir çocuğa eller işte vurma, yapma, etme bağırmak yerine bağırmak yerine onunla göz teması kurarak, onun hizasına gelerek, mümkünse onu güvenli bir yere alarak tabii ki duruma göre. Bunlar eller sevmek için. Şiddetsiz mesela. İletişim becerileri anlattığınız noktalar değil mi? Tabii ki, yapabileceklerimiz. Tabii. Elbette pozitif disiplinin temelinde şiddetsiz iletişim becerileri ve duygusal farkındalık vardır. Yani duyguları tanımlamak bizim biliyorsunuz en zorlandığımız konudur. İyi duygular, kötü duygular diye siyah beyaz görürüz. Oysa ki bütün duygular beşere ait. Bizler anne baba olarak günün farklı saatlerinde bile farklı hissedip farklı tepkiler verebiliyoruz. Oysa ki çocuklarımızdan robotik bir şekilde hep aynı hani söz dinleme halini bekliyoruz ya. Orada egoların mücadelesi gibi görmek yerine kenara alıp şu anda bu davranış neyin habercisi? Oradan bir duman çıkıyor. Oğlum birdenbire ya da kızım niye böyle birden ağlamaya başladı? Onu kişisel almak yerine empati ile çocuğumun ihtiyacı nedir diye yaklaşabilmek. Ama işte bu noktada anne babanın eş kaptanlığı, yalnız hissetmemesi, yani onların da destek ağı ve tükenmemeleri dolayısıyla denge ilkemize gene değil getiriyor mi konuyu? Yani bunların hepsi yöntem ve strateji olmaktan öteye gidemez. Eğer anne babanın kafası suyun üzerinde değilse. Bu çok çok önemli bir konu. Özellikle Türkiye'de cinsiyet eşitliği açısından hani hep bir anne bebek ikilisi bir kenarda görülüyor. Baba hep yardımcısıdır diye düşünürüz ama odak noktasında tabii olması gereken birey de baba. Kesinlikle öyle. Odak anne, baba, bebek veya çocuklar. Peki. Yani bu üçünün ortak faydası. Evet. Hemen soralım. Kitaptan da lütfen söz edin. Bir buçuk dakikalık süremiz var. Buyurun. Kalpten Bağlı. Kalpten Bağlı kitabımız bağlanma temelli ebeveynlik eşliğinde şefkatli çocuk yetiştirme rehberi. Uluslararası Attachment Parenting Kuruluşu'nun kurucuları Barbara Nicholson ve Lisa Parker'ın yazmış olduğu. Bu konuda artık
tüm bilimsel literatürü anlaşılır bir dilde sunan ve Görünmez Adam Yayıncılık tarafından yayınlanan, benim de ön sözünü yazmış olduğum, bence anne babalar için artık muhteşem bir köprü görevi görüyor. İngilizce bilmememize rağmen, hani o bilimsel literatüre normalde erişemememize rağmen, artık bu kitap sayesinde kalpten bağlı bizlerin kafamızın suyun üzerinde kalmasını sağlayacak en önemli belki de adalardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çocukluğumuz ana vatanımızdır. Bundan binlerce yıl önce bu kadim topraklarda Fikret Atos'un söylediği şimdiki Pamukkale'de bu söz bence bütün çalışmalarımızı özetliyor. Bu konuyla ilgili hem kitapla ilgili hem de doğal ebeveynlik bağlanma üzerine çalışmalar, etkinlikler, yayınlar, bunları da yine dilerlerse web sitem üzerinden doktoronaran.com daha detaylı bilgiler alabilecekler anne babalar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mutlu aile, mutlu çocuk anlamına geliyor. Dünyanın en güzel şeylerinden biri ama zahmetli, sabırlı, elimizden geldiğini ne geliyorsa yapmamız gerekiyor çocuklarımız için, geleceğimiz için. Sayın Aslıhan Onaran çok teşekkür ediyor. Vedamızı birlikte yapıyoruz. Hoşçakalınız. Doktor Sayın Aslıhan Onaran son konuğumuzdu. Didem Karakelle Sayın Muzaffer Ayıldız, Pınar Kundakçı Temel. Haftayı birlikte tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz TRT Radyo 1'de bu programda olduğunuz için. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.